Efendimiz Hazreti Muhammed şöyle buyurmuşlardı: İstanbul elbette Müslümanlar tarafından fethedilecektir. Ne mutlu o kumandana ki Konstantin'in şehrini fethedecektir ve ne mutlu onun erlerine. Hadis-i fetihten tam 800 sene sonra kahraman Türk orduları Bizans topraklarına dayanmışlardı. Genç hükümdar Osmanlı Kartalı Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul üzerine yürüyordu. Kehaneti çıkmış, eşsiz bir zafer kazanılmıştı. Allah'ın inayeti ve Hazreti Peygamber'in yardımlarıyla İstanbul fethedilmiş, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti ve Türk milletinin kalbi olmuştu. Bu mübarek kalp hiçbir zaman durmayacak, ebediyete kadar kutsal bir heyecanla çarpacaktır. 1000 yıllık köhne Bizans İmparatorluğu yıkılmış, Orta Çağ kapanmış, Osmanlı İmparatorluğu yeni çağın başında bir güneş gibi ihtişamla parlamaya başlamıştı. Rüzgara zincir vurulmaz. Fatih Sultan Mehmet Han bir fırtına, bir bora, bir kasırgaydı. Ufuklardan ufuklara esiyor, zaferlerden zaferlere koşuyordu. Yüce Başbu Türk ordularının başında yürürken sular ona yol veriyor, ovalar önünde siliniyor, dağlar eğilip atının nallarını öpüyordu. Bu muhteşem akış karşısında hiçbir düşman ordusu dayanamıyor, krallıklar yıkılarak tahtlar devriliyordu. Fatih'in kudreti karşısında devletler çöküyor, imparatorluklar dağılıp parçalanıyordu. Bütün dünya Türk kılıcına boyun eğiyordu. Türkler Avrupa haritasını alt üst ederek tarihi yeniden altın harflerle yazıyorlardı. Bizans İmparatorluğundan sonra Enez Ceneviz Dükalığı, Sırbistan Krallığı, Atina İtalyan Dükalığı, Mora Despotluğu, Trabzon Rum İmparatorluğu, Çandaroğulları Beyliği, Midilli Ceneviz Dükalığı, Bosna Krallığı, Karaman Beyliği, Alaiye Beyliği, Kuzey Karadeniz Ceneviz Dükalığı, Kırım Hanlığı, Tuğrul Beyliği, Ayamari Kefalonya Zanta Dükalığı, Hersek Dükalığı ve Eflak Prensliği'nin egemenliklerine son verilerek hepsi Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanmışlardı. Eflak tahtında vahşet ve gaddarlığı ile bütün Avrupa'ya dehşet salmış Türk düşmanı vicdansız bir hükümdar oturuyordu. Kazıklı Voyvoda Türk ve Müslüman olmak cezanız ölümdür. Eğer dininizi, milliyetinizi değiştirir, putu öperseniz hayatınızı bağışlarım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden. Anneciğim, anne!
Eşheden la ilahe illallah. Nikol, adamı kazağa oturtun. Kadının da göğsünü yarıp kalbini çıkartın. Anne! Anne! Baba! Babacım baba! İki yıldır ödemeyen kazıklı voyvodanın bu yetmiyormuş gibi bir de Türklere zulmetmesi Fatih'i çileden çıkartmıştı. Ona haddini bildirmek ve geciken vergiyi tahsil için Çakırcı Hamza Paşa'yı görevlendirmişti. Fatih, kazıklı voyvodaya yazdığı mektupta şöyle diyordu: "Kişi devletine mağrur olup haddini tecavüz eder, insafsızca harekete girişirse memleketini ve devletini kaybeder. Dimağına giren bazı şeytani vesveseleri terk etmez. Memleketine kastedersen adayı şeriattan olursun. Edep ve harekatına dikkat etmezsen Şebbel ayında gelip senin zulmünü mazlumlar üzerinden raf edeceğim. Nam-ı nişanını nabedit kılacağım. Sözü fazla uzatmayayım ve selam." Bıktım usandım bu Türklerden. Başımıza bela oldular. Her yıl vergiyi arttırıyorlar. Bu gidişle kanımızı iliğimizi kurutacaklar bizim. Haklısınız Majesse. Buna bir çare bulmalıyız. Ne yapabiliriz ki? Karşı çıkalım. Türklere öyle bir ders verelim ki korkmadığımızı anlasınlar. O zaman bizi rahat bırakırlar belki. Doğru söylüyor. Ama nasıl yapacağız bu işi? Hamza Paşa ile akıncılarını tuzağa düşürerek. Hepsini kılıçtan geçirip Hamza Paşa'yı sizin ayaklarınıza kapandıracağım. Çok güzel bir fikir bu. Biraz sonra hareket edebiliriz Paşa Hazretleri. Paşam, birini yakaladık. Ağaca çıkmış, bizi gözetlerken yakaladık. Kimsin sen, adın nedir? Kara Murat. Ne arasın burada? Akıncılığa hevesim vardır. Ben de sizin gibi akıncı olmak isterim. Bu maksatla İstanbul'dan beri peşinizdeyim. Paşa Hazretleri, bu benim kardeşimdir. İzin verirseniz cezasını kendi elimle vereyim. Madem ki bu kadar heveslidir, bırak aramızda kalıp yetişsin. Emredersiniz Paşa Hazretleri. Değil, boynunu kopartmak lazım senin. İşte bana karşı gelmenin cezasını böyle pahalı ödersiniz köpekler. Kulağınıza küpe olsun. Daha beter yapacağım sizi. Bunu herkese anlatın. Vicdansız, alçak, rezil köpekler! Sıra size geldi Paşa Hazretleri. Zatenize karşı büyük saygım vardır. Bu yüzden rütbenize ve şanınıza layık büyük bir kazık hazırladım size. Be namert voyvoda! Türkler bu yaptığını senin yanına koymazlar. Kazıklayın bunu! Beyler, şimdi sıra sana da gelecek.